Savunma sanayi var Sertaç. Savunma Yani sektörü. savunma sanayi yayının başında konuştuk, savaşlardan sıkça bahsettik maalesef ve günümüzün gerçeği bu artık. Ve yani şöyle söyleyeyim, özellikle 2012 yılından sonra NATO ülkelerinin gayri safi yurt dışı hasılaya savunma sanayi harcamalarına baktığımız zaman %2'nin üzerinde bir savunma sanayi harcaması görüyoruz ve bu büyüyor. Çünkü Amerika'da artık yani kabaca söylüyorum, benden artık bu kadar, yani ben yine yatırımlarıma devam edeceğim ama tüm NATO'yu tek başıma sırtlamaktan artık yoruldum gibi bir açıklamalarda bulundu. Ve 2012 yılından sonra resim biraz değişti. Burada o yüzden bizim de savunma sanayi harcamalarımızın büyümesi ve gerçekten katma değerli ürün üretiyor olmamız, savunma sanayi üretiminin ben orta uzun vadede daha da iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Ama burada çok kritik bir sorun var, tahsilat sorunu. Yani özellikle dördüncü çeyrekteki bilançolar o yüzden biraz daha iyi geliyor. Nakit akışlarının öngörülebilir olmasından kaynaklı. Burada tahsilat sorununu ortadan kaldırmak için şirketler özellikle ihracata da yoğunluk vermiş durumda. Orada da o yüzden yönetimsel olarak da farklı bir perspektif sunulmaya başlandı. Ben genel olarak savunma sanayi sektörünü beğeniyorum. Burada zaten alınan siparişlere de baktığımız zaman, yeni iş ilişkilerine de baktığımız zaman her gün bir kap haberi geliyor neredeyse. Bu durumda pozitif etkilemeye devam ediyor. Üçüncü çeyrek bilançosunda Volkan Bey çok daha iyi yorumlar.